Bu bir pastırma ve 132 lira. İlk gördüğünüz zaman şöyle fark ediyorsunuz. Aa işte kilosu 132 lira mı diye bakıyorsunuz. Ama 100 gramı 132 lira. Orada işte dediğimiz gibi pazarlama şeyi var. Hani niye yapılıyor bu? Görsün pastırmayı, hemen kaçmasın. Şimdi siz oraya 1 kilosu 1320 lira yazsanız vatandaş ondan kaçacak, alamayacak. Ama burada da işte şu demeye çalışıyor. Kardeşim 1 kilo alamıyorsan gel 100 gram vereyim sana 130 liraya falan diye böyle bir pazarlama durumu. Aslında çok içler acısı bir mesele ama durum bu. Özgür Demirtaş da tepki gösteriyor. Yani isyan ediyor işin doğrusu. Diyor ki şaka değil. Ben bugün kendim çektim. Farkındaysanız kilo fiyatı değil 100 gram fiyatını yazıyorlar. Artık ekonominin felaket bir yere gittiğini görmek için okuma yazma bilmek yeterli. Kilosu 1300 lira diyor. İlginç yani. 100 gram pastırma yemek isterseniz 130 lira veriyorsunuz tadımlık. Şimdi peki merak edilen konu şu ve bugünlerde de bence insanlar biraz şey yaşamak istiyor. Olumsuz şeyleri düşünerek yaşamak istemiyorlar. Seçim sonrasını bir yarınki güne bırakmış durumdalar. Ama hayatında gerçekleri var. Yani bunları da konuşmak lazım. Bugün biraz ondan bahsedilen bir yazıyı paylaşacağım sizlerle. Mahfi Eğilmez benim çok güvendiğim yazılarına, açıklamalarına, bu dolar kuru böyle olmadan önce de, ekonomideki süreç gelişmeden önce de şöyle birisi değil. Yani çıkayım işte dolar bu kadar olacak falan filan böyle birisi değil. Gerçekten objektif bir şekilde ekonomiyi yorumluyor, verilere bakıyor ve bir sonuç çıkarıyor ortaya. Ki objektif olduğunu da gösteren yazısı bu bence. Yani burada bir örnek, onlardan bir tanesi diyor ki seçimlerden bir gün sonra ne olacak? Ülkede ne olacak? Seçim bittiğinde kim kazanmış olursa olsun karşımızda şöyle bir manzara bulacağız. İster iktidar kazansın, ister muhalefet kazansın, ekonomik olarak şöyle bir manzarayla karşılaşacağız diyor. Hukukun üstünlüğünü ve adalet kavramını neredeyse tümüyle yitirmiş durumdayız. Eğitim sistemimiz sürekli geriye gidiyor. Avrupa Birliği'ne girme hedefinden uzaklaşmış bir konumdayız. Göçmenlerle ilgili pek çok sorunumuz var. Liyakat gözetmeksizin yapılmış atamalarla doldurulmuş devlet kadroları hizmet veremez durumda. Giderek bozulan bir gelir dağılımı dolayısıyla orta sınıfın yok olmuş 100-120 milyar dolarlık bir deprem ve afet faturasıyla karşı karşıyayız diyor. Aslında bu kısımda biraz durumu özetliyor. Yani biz hangi pozisyondayız, ne durumdayız diyor. Ve devamında şöyle bir detay var, onu paylaşmak istiyorum. Eklenecek pek çok sorun var ama bu kadarı bile seçimden sonra ülkeyi nasıl bir çıkmazın beklediğini göstermeye yeterli. Az önce size okuduğum şeylerin dışında onun 2 katı kadar daha sorundan bahsediyor. İşte kur korumalı mevduattan, dış borçtan, Merkez Bankası'nın durumundan falan bir sürü şeyden konuşuyor. Sonuç kısmında şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bu ülkede 80'den başlayarak 3 büyük kriz yaşadık. 80 döviz krizi, 94 faizi enflasyonun altına düşürme inadı krizi, 2001 bankacılık krizi. Bunlara ek olarak 2008 küresel krizi, 2019 pandemi krizi gibi dışarısı kaynaklı krizlerin de etkilerini gördük. Bugün içinde bulunduğumuz kriz bu yaşadıklarımızın hiçbirine benzemiyor diyor. Bu yaşanan bütün krizlerin bir ortalaması gibi duruyor. Her şeyden önce insanlar bir kriz yaşadığının farkında değil diyor. Bence can alıcı cümle bu. Girişi de zaten ben bu yüzden yaptım. Yani insanlar bunu biliyor ama çok girmek istemiyor bu detaya. Mahfi Eğilmez diyor ki insanlar önce bir kriz yaşadığının farkında değil. Kriz var deseniz, mesela çıkıp birine kriz var deseniz AVM'lerdeki alışverişe, yollardaki trafiğe, restoran ve kafelerin doluluğuna, tatile gidenlerin yoğunluğuna değinerek ne krizi diye soruyorlar. Aynı durum krizin tam ortasındaki Arjantin'de görülüyor. Sürekli ve hızlı değer kaybeden ulusal paradan kaçış eylemiyle tüketimin zirveye çıkması bir çeşit refah göstergesi olarak algılanıyor. Hastalığın farkında olmamak işin en tehlikeli yanıdır diyor. Önceki krizlerde hastalığın farkındaydık. IMF programlarının da desteğiyle önlem alarak kısa sürede hastalığı tedavi etmeyi başardık. Bu kez hastalığın farkında olmadığımız için işimiz çok daha zor diyor. Ayrıca önceki krize ek olarak bu kez ekonomi dışı alanlardaki kriz de var. İşin daha da kötüsü kimse gerçekleri dinlemek istemiyor ve hep bir mucizenin ortaya çıkıp sistemi kurtarılmasını bekliyor. Petrol bulunacak, doğal gaz rezervi keşfedilecek, körfez ülkeleri bize para verecek. Lozan Anlaşması'nın süresinin bitmesiyle birlikte artık madenlerimizi çıkartıp zengin olacağımız hayalinin son kullanma tarihi bu yılda olduğu için o beklenti de kayboldu diyor. Şimdilerde yenileri piyasaya sürülüyor. Mucize bekleyen bir toplumda bunların alıcısı bitmiyor diyor. Yani eleştiriyor. Diyor ki kardeşim toplum bunu hep yiyor zaten diyor. Yani mucize verin yeter ki, umut verin yeter ki demeye getiriyor. Pozitif anlamda değil bunu, yani siyasal anlamda yorumluyor. Son kısımda da ne krizi diye soranların seçimden sonra ortaya çıkacak manzara karşısında taşları altına dönüştüren büyücülerin masallarda olduğunu anlayacaklarını sanıyorum ama yine de bu konuda iddiaya girmem, çünkü toplumun önemli bir bölümü fanatiklik denilen çok ciddi bir hastalığın pençesinde bulunuyor diye bir açıklama yapmış Mahfi Eğilmez. Özetle diyor ki kardeşim önce bizim içinde bulunduğumuz durumu bir idrak etmemiz lazım. Gerçeklerden kaçarak bir sonuca ulaşamayız. Öyle yani, insanlar gündelik yaşamlarını daha mutlu ve huzurlu geçirebilmek için mevcut sorunlarla ilgilenmek istemiyorlar, kaçmak istiyorlar. Aman kardeşim ne olacak, tüketelim tüketebildiğimiz kadar, gittiği yere kadar diye bir durum oluyor. Sonra felaket geldiği zaman neden böyle oldu deniliyor. Aslında onun da bir altyapısının olduğunu hatırlatmak gerekiyor. İslam Memiş'in dolarla alakalı bir yorumu var. Doların ne kadar olacağı, kaça çıkacağı. Bununla ilgili İslam Memiş diyor ki dolar 25 lira olacak ama almayın çünkü euro diyerek böyle bir giriş yapıyor. Ve doların ne zaman 25 lira olacağıyla ilgili de bir açıklama yapıyor. Onu sizlerle paylaşayım. Şöyle bir şey söylüyor. Hazirandan sonra yurt içi piyasalarda doların 24-25 bandına kadar yükselişinin mümkün olacağını zaten söylüyorum diyor. Burada herhangi bir sürpriz yok. Piyasaların genel kanaatine bakıyoruz. Raporlara bakıyoruz. Merkez Bankası'nın beklenti anketine bakıyoruz. Her şey burayı bizim söylediklerimizi işaret ediyor diyor. Deprem maliyetinden bahsediyor. Ve dolar almayı düşünenler için bir tavsiyede bulunuyor. Eğer dolar almayı düşünüyorsanız diyor, euro ve sterlinin lira karşısında dolara oranla daha aşırı bir değer kazanma sürecinde olacağını anımsatmak isterim diyor. Yani dolar yerine euro ile sterlin alın demeye getiriyor aslında. Önümüzdeki çarşamba akşamı FED faiz kararını açıklayacak. 25 baz puanlık faiz artırımıyla bu artışları sonlandıracak, bir kenara çekilecek diyor. Yani yazının özetiyle işte dolar 25 lira olacak ama siz hani dolar yerine euro ile sterlin alabilirsiniz demeye getiriyor. Ama tabii şunu da hatırlatalım. Bir şey var piyasalarda. Tutuculuk var. Eskisi gibi bir makas yok dolar ve altında veya diğer yatırım yapacağınız alanlarda. Aldığınız zaman dolar veya altın veya başka bir şey aldığınız zaman anında çok ciddi bir zarara giriyorsunuz. Yüklü bir parayla girerseniz, küçük bir parayla girerseniz de yani o küçük bir para karşısında yüzdelik olarak zarara giriyorsunuz. Neden? Alış ve satış kurları arasında çok ciddi bir makas var. Bu şekilde baskılanmaya çalışılan bir piyasa. Onu da hatırlatmak gerekiyor yani, onu da söyleyelim. Tabii bu ne oluyor? Kur korumalıya yönelilmesine sebep oluyor. Onda da başka bir hikaye var. Neyse, şimdi geçelim seçim anketleriyle alakalı kısma.